Katılmayan kaybı büyük olur hocam. Bence de bugün Filiz Hanım sizin sunumu merak ediyordunuz. Telefonlaştık da haftaya da onun sunumu var çünkü Filiz Küçükkurt'un. Halis hocamın dedi sunumunu merak ediyorum dedi ama bağlanamadı bir türlü herhalde. Bunun fazla bir şey yok, bildiğini bilinen şeyler aslında. Kendimiz öyle bir aranızda bir çaylak ben varım. Hep ustalardan ustalara sunum yapacaksın Halis hocam. Yok, ben ustalar sınıfından mı çıkarmayacağım? Ben kendi halde biz... Sen çaylaksan Cemalettin, biz ne yapalım? Evet, Cemalettin fotoğraflar güzel güzel. Alça gönüllülük yapma. Göreceğim şimdi seni Ağustos'ta. Cemalettin'in de sunumu var. Önemli lan, şu günü atlatayım ben akşamı da. Atlatırsın, bir şey yok. Biz bizeyiz burada bak. Beraberiz hocam, yanınızdayız. Yani sağ olun, Allah razı olsun hocam. Biliyorum valla. Benim en büyük sıkıntımı kurtardınız zaten beni. Ay canımsınız. Evet, başlayalım bence arkadaşlar. Değil mi Fehmi hocam? Tamamdır hocam, ben... Ya tanıtım yapmaya gerek yok. Halis hocamı hepimiz tanıyoruz, değil mi? Evet, herhalde. Evet, Sinan Bey de geliyor. Geçmiş olsun, onun eşi bugün herhalde anjiyo gibi bir şey olacaktı. Facebook'ta. Öyle mi? Hiç haberimiz yok. Yani Facebook paylaşımında Muğla'da olduğunu ve anjiyo için beklediklerinden söylemişti eşi Meral Hanımefendi için. Bir şey yok da işte Meral'i toparlamaya çalışıyor. Geçmiş olsun Kamil hocam. Geçmiş olsun hocam, geçmiş olsun. Yaramaz bir durum yoktur inşallah, iyi haberlerle. Yok hocam, yok. İyi, sevindiriyorum. Yani yok derken şöyle, bir dakika görevli. Yok derken daha neticeyi alamadık. Bir hafta 10 gün sonra rapor alacağız. İnşallah hocam, iyi haberlerle inşallah hocam. Geçmiş olsun Sinan hocam. Geçmiş olsun Sinan Bey. Başlayayım mı yani, ya da ne yapayım? Ben sizden komut bekliyorum. Başlayabilirsin Halis abi. Oldu, ben herkese iyi akşamlar. Ben ilginiz için herkese bir teşekkür ediyorum öncelikle. Aslında burada toplanma nedenimiz biliyorsunuz. Ortak tutkumuz, bir fotoğrafımız var bizim. Bunun sayesinde bir araya gelebiliyoruz. Dostluklar kuruyoruz. Kendimizi geliştiriyorum. Ben en azından kendi adıma konuşursam kendimi geliştiriyorum aslında. Güzellikleri paylaşıyoruz. Hayatımıza değişik renkler katıyoruz. Bugün geniş anlamıyla da fotoğraf çok çeşitli amaçlarla da kullanılıyor. Ürün tanıtımından, yer tanıtımından, kültür aktarımından, kendi hayatımızı tanıtımından. Sesim geliyor mu efendim? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Tamam. Yani günümüzde fotoğraf hayatımıza çok girdi, giriyor. Ve bugün fotoğraf çekmek ve araç gereçlerine ulaşmak çok daha kolay. Ve hemen herkes fotoğraf çekiyor. Ama ne çektiği de çok da önemli bulmuyor birçok insan. Ve çok da çabuk tüketilen bir meta haline geldi. Yani aynı yer fotoğrafını binlerce değişik insan fotoğraflamış oluyor. Yani tüketiyoruz. Hani Gökhan hocam geçen hafta öyle söyledi. Tüketilen fotoğraf rotaları diye bir tabir kullandı. Birçok insan kendilerini ve yaşadıklarını başkalarıyla paylaşmak da istiyor ya da kendini göstermek istiyor. Yani bunun için fotoğrafı kullanıyor. Mış gibi yaşantılar, ünlülerle selfiler, gezip görülen yerler, yenili biçilenler, sonra sanal alime habire boca ediliyor ve her günde değişik fotoğraflar görüyoruz. Fakat sanıyorum bir tür var olma çabası bu. Biraz beni fark edinin bir değişik çırpınışı gibi geliyor bana aslında ama fotoğrafın sanatsal yönü biraz ihmal ediliyor gibi bu yoğun fotoğraf dünyası içinde ya da fotoğrafı değişik amaçlarla kullananlar içinde. Aslında fotoğraf bir sanat dalı temelde, ben öyle düşünüyorum. Bu yönü, sanat yönünün daha öne plana çıkarılabilmesi için de sanıyorum fotoğraf çekenin biraz birikime ihtiyacı var. Biraz birikimli olması gerekiyor. Ve özel çaba gerektiriyor. Yani sadece fotoğrafın temel fundamentalini bilmekle yetinmemesi gerekiyor aslında. Biraz felsefesine inmesi, biraz düşünceye inmesi gerekiyor. Düşünce bilenine inmesi gerekiyor. Fakat fotoğraf hayatımda iyi ki var. Yani ben o anlamda kendi adıma çok memnunum. Benim fotoğraflarımda çok fazla usta işi falan beklemeyin lütfen. Yani usta işi falan değil. Yani her gün ustalardan da bir şey öğrenme çabam var. Yani onu hemen söyleyeyim. Çevremizde de böyle ustalar var. Sağ olsunlar. Faruk Akbaş'tan, Gökhan Korkmazgil, Veysel Genç'ten, Ömer Hocam, Bünyamin Şahin Hocam, Fatih Oktay Hocam, Erhan Köken Hocam, Fehmi Hanoğlu gibi ustalarımdan her zaman yararlanıyorum ben kendi adıma. Ve hepsinden de sorduğum zaman da son derece geniş cevaplar da alabiliyorum ve doyurucu cevaplar alıyorum. Hani başlarından sağmıyorlar, Allah razı olsun. Öğrendiklerimi de uygulamaya çalışıyorum. Bugün fotoğraf hikayeler olduğu için
Ben özellikle işte fotoğraf değeri olan, estetik değeri olan fotoğraflar göstermeye çalışmıyorum. Öyle çok fotoğrafım da yok zaten ona. Bu fotoğrafların büyük bir çoğunluğu Canon 60D ile çekildi. Sigma 17-50 lensle birlikte. Bazıları da filmli, birkaç da fotoğraf var. Filmli Minolta 7000i var veya 7xi kullanmıştım. Umarım beğenirsiniz. Ben şimdi fotoğraflara geçiyorum. Share screen yapıp onu nereden başlayacağız? Şu. Halit abi tam ekran yaptıktan sonra ekran tamam, paylaşımı yapalım. Bir dakika geldim hocam. Şöyle tam ekran yaptık. Yapın bakalım. Ha, tamam iyi. Tamam. Hocam bu fotoğraf aslında Kınık Yaylası'na çekildi. Kınık Yaylası yolun üzerine çekildi. Orada bir kurbanlık almaya gitmiştim. 1999'du. Oradaki çobanın çocukları bunlar. Ve Minolta 7000i ile çekmiştim. Fotoğraflarını zor bela çektim. Sanıyorum şu anda torun sahibi olmuşlardır. Çünkü aradan bir 30 küsur yıl geçti. Evlenip çoluk çocuğa falan da kavuşmuşlardır. Ben ama bu doğallıkları çok hoşuma gitmişti. Oradan bir fotoğraf bu. Bu benim YE diye bir oyun oynuyorduk. Hani kendimizi bir anda gösterip kaybolma gibi bir oyun oynarken çektiğim bir fotoğraf. Bu NASA'nın, benim bacanağımın torunu. Hoşuma gitti. Yani sizinle de paylaşmak istedim. O bu Esenköy'de soldaki çocuk biraz fazla cool takılan bir delikanlıydı. Sağdaki de işte Superman. Yanına uçarak falan, kanatlarını açarak falan geliyor idi. Beraber bir fotoğraflarını çektim zorbela. Ve fotoğraf makinesine mi kalacak dedi bu fotoğraflar. Yok dedim ben sana getireceğim. Hakikaten tab ettirip kendilerine götürdüm, evlerine teslim ettim. Hala da satılıyorlar bu fotoğrafları. Bir iki yıl oldu sanıyorum bu. Hindistan'da çekilen bir fotoğraf. Fateh Pur Sikri diye bir yerde bir çocuk merdivene çıkmış. Çok hoşuma da gitti bu görüntü. Fazla dik bir ışık, sert bir ışıklar. Ama buna rağmen böyle bir fotoğraf çıktı. Bilmiyorum. Çocuk çok değişik geldi bana. Ve Hindistan aslında fotoğraf olarak çok zengin bir bölge. Yani Fas gibi. Çünkü 3 milyon tanrıdan söz ediyoruz. Ve değişik etnik gruplar ve değişik dini gruplar ve hepsinin barış içinde bir arada yaşayabildiği bir toplumdan söz ediyoruz. Ve hijyenin bizim anladığımız anlamda çok da iyi olmadığı ama insanların ona rağmen, onca yoksulluğa rağmen 1 milyar 400 milyon insandan söz ediyoruz. Bir arada yaşamaya çalıştığı ve onca yoksulluğa rağmen hijyenin olmayan koşullarda yaşamalarına rağmen yüzlerinin gülebildiği farklı inançlarda insan bir arada gidiyor bir coğrafya. Ve her bölgesi ya da her şehrin her mahallesi farklı bir kültürel birikimi yansıtan bir ülke Hindistan. Ben hararetle öneririm. Yani bir turlara gitmenizde de fayda var yani, sanıyorum. Burası yine sanıyorum Katmandu bu. 2018'de gidilmişti. Bu çocukların çok yoksulluk içinde perişan olan bir çocukların, ki bunlar bir çadırda yaşayan bir çocuklardı. O çöpten buldukları küçük bir pisletli bir oyuncağı büyük bir hevesle ve büyük bir şekilde oynuyorlar idi. İnanılmaz güzellikte bir paylaşımdı, fotoğraftı bu. Bu da Varanasi'de, yine Hindistan, Ganges Nehri'nin kıyısında ve Hinduizm'in en kutsal şehirlerinden biri. Brahman'ın buraya indiği falan düşünülüyor. Burada Roman bir ailenin çadırlarda yaşayan, Roman bir ailenin, ailelerin bulunduğu bir topluluktu. Biz sabahın çok erken bir saatiydi. Ganj Nehri üzerinde bir tekne gezintisi yapılacak idi. Oradan indikten sonra, tabii para istemek için falan da yanımıza gelen insanlar, çocuklar bunlar. Ama o çocuğun kardeşinin sahiplenme duygusu beni çok etkilemişti aslında. Bırakmadı, hiç zamanda bırakmadı. Ki ağır da bir çocuk, yani çok da küçük değil aslında abisine göre. O sahiplenme duygusu beni çok etkilemişti. Onun için de fotoğraflarımı çekme ihtiyacı hissettim. Çünkü ben çok fazla fotoğrafları çocuklardan veya insanlardan habersiz çekemiyorum hocam. Yani
izin almak ihtiyacı falan da hissediyorum. Onu çoğu zaman da vermeyebiliyorlar. Bazen kaçak kaçak fotoğraf çekiyorum ama çok rahatsız oluyorum ben bundan. Yani izinlerini almadan çekmiş gibi hissediyorum kendimi. O da beni rahatsız ediyor. Yani sanki özel hayatlarına müdahale ediyormuşum ya da, gibi hissediyorum. Rahatsız ediyor. Burada Akıncılar İlköğretim Okulu'nda bir fırsat olarak bir özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla ilgili bir çalışma yapılmıştı. O çalışmada sanıyorum çocuğun bir tanesi kendi çekilen fotoğrafını gördüğün andaki heyecanı veya da sevinci, keyfini yansıtmak istedim. Çok zeki de bir çocuk yani neden işte insan üzülüyor da yani bazen çok inanılmaz zeka parıltıları gösterebiliyorlar. Ama işte bazen de inanılmaz derecede son derece bize basit gelebilen bir şeyi yapmakta çok zorlanıyorlar. Ama özel olarak eğitilmeye çalışılıyor. Ailelerine Allah sabır versin diyeyim. Çünkü biliyorsunuz özel çocukların anne babaları çocukların kendilerinden önce ölmelerini bekler istermiş ki yani kendilerinden sonra çocuk kalırsa kimse onlara yardımcı olamaz diye düşünüyorlar. Bu Memphis'te işte çocuklar deyince kimi böyle yaşıyor, kimi de böyle yaşıyor. Bir kaydıraktan kayan, değişik bir kaydıraktan kayan çocukların keyifleri, yüzlerine yansıyan keyifleri beni paylaşmak istedim. Yani çekmek istedim. Ailelere baktım falan çok fazla itiraz eden olmayınca yüzü çektim. Bu da bizim Beşkaza Meydanı'nda daha yıkılmadan önceki hali bunlar. Çocuklar belli bir yere bakmaları, odaklanmaları hoştu. Bu yine Katmandu'da Kral Meydan denilen bir meydanda sanıyorum birilerini bekleyen bir genç kız. Yani ben bu yalnız kalabalıklar içinde yalnız olan insanları çekmeyi seviyorum aslında. Yani ya da çünkü ben fotoğrafın bir hikayesi olsun istiyorum. Ya da hikayesini bir şeyler anlatabilen fotoğraflar daha çok beni etkiliyor. Bu da mesela yine Katmandu'dan bir çocuk sanıyorum hastaneye doğru gidiyordu. Annenin yüzünde çok müthiş bir endişe vardı. Ve insanlar orada koronadan önce de şehir 2015'te müthiş bir deprem geçirdi. 8'li bir deprem geçirdi. Her taraf toz toprak içinde hala ve son derece fakir de yoksul da bir ülke. O tozlardan etkilenmemek için de insanlar şey yapıyorlar. Söyleyin. Maske takıyorlar sürekli olarak. Ve inanılmaz bir keşmekeş olan bir şehir. Ve son derece fakir. Ve çok da kötü yönetiliyor ama bizim gibi turist gruplarına son derece iyi davranıyorlar. Çünkü biz onlar için çok iyi bir gelir kaynağıyız. Hatta bizim için gruplarda yoldan geçerken trafiği durdurup polisler turist gruplarına yol verdi. Yaya turist gruplarına yol veriyordu yani. O derece iyi niyetli davranıyorlar ve iyi davranıyorlar. Yani bizi bir veli nimet gibi görüyorlar desem herhalde çok yanlış söylemiş olmam. Bu da Casablanca Old Medina dediğimiz yani Casablanca'nın ilk bulunduğu mahallede, mahallelerin bulunduğu bölgede bir kadıncağızımız. Birçok yerde olduğu gibi işte ihtiyarlık ve yalnızlık sanıyorum çok fakir bir evden oturuyor idi. Sanıyorum önden gelen geçene bakıyordu. Çok hareketli bir sokak değildi burası. Fas sonra coğrafya fotoğraf anlamında son derece zengin bir yer. Yani insana benim bir Hindistan var. Çok gitmeyi tekrar gider misin dediğim zaman ben verdim cevaplarını. Bir de Fas var. Orası özellikle Marrakeş ve Casablanca. O tabii Çevşavuen falan var. Fez falan var ama ben oraya gitmedim. O mavi şehir dediğimiz Atlas Okyanusu'na yakın bu bölgede. Ben Casablanca değişik bir şehir. Yani Fransız etkisi sömürgesi olarak yıllarca kalmış. Krallıkla idare ediliyor ve neredeyse kast denilen bir sınıflama var yani hemen hemen berberiler var işte bu da Yunan adalarında Ciroz adasında bir hanımefendi gözleri görmüyordu böyle ses geçerken kalimari falan dedi yani merhaba lan dedi işte fakat yalnız işte yalnızlık beni çok etkiliyor. Bu da yine Katmandu Oyna Kral Meydanı'nda duaya gelmiş bir tarikat mensubu kadınlar olabilir bunlar.
değişik giysiler içinde ve sabahın çok erken bir saatiydi. Sanıyorum tapınağın açılmasını bekliyorlardı. Orada tanrıça, yaşam tanrıça Kumari dedikleri bir tanrıça var. Yani bu her ergenlik yaşına ulaşmamış ve belirli özellikleri taşıyan bir ergenlik öncesi bir genç kızı alıyorlar. O özellikleri taşıdığı zaman ona tanrıçanın onda vücut bulduğuna inanıyorlar. Ve onu artık o ilan edildikten sonra da ayağını yere bastırmıyorlar. Ve kimseyle temas ettirmiyorlar. İlk adet kanaması oluncaya kadar, regle oluncaya kadar da yarı tanrıçı olarak devam ediyor hayatına. Ondan sonra da tanrıçadan alınıyor. Yeni bir aynı özellikleri taşıyan ve regle olmamış bir ergen kızı, genç kızı yeni tanrıçı olarak Kumari dedikleri bir yarı tanrıçı olarak kabul ediyor. Devam ediyorlar hayatlarına. Yani çok ilginçti o yönden. Burası Yeni Delhi Kutup Minar dediğimiz 13. yüzyılda, 12-13. yüzyılda yapılan 72 metre yükseklikte olan değişik bir mimari minarenin ve etrafında olan bazı yapıların bulunduğu bir bölge. Son derece ilginç. İşte orada yalnız yaşayan, oturan ve biraz sanırım eşiyle falan biraz kavga ediyor galiba. Kendi içinde, o kalabalığın içinde. Yani bayağı da bekledim yani etrafındaki insanlar olmasın diye. Böyle bir fotoğraf çıktı. Ve taşlarla uyumlu elbise falan da olunca kaybolup gidiyor gibi zaten geliyor. İş geldi bana daha doğrusu. Bu yine Old Medina'nın önünde. Bu yarı meczup gibiydi falan da ama çok dalmıştı. Yani ben yarım saat falan bekledim. Sabah çok erken bir saatti. Yarım saat falan bekledim ki yanında kimse olmasın diye. Yerlerden süpürülmüştü. Daha yeni süpürülmüştü. Fakat adam kendi dünyasında yaşıyordu. Kendi kendine dualar mı okuyor ya da kendi kendine konuşuyor muydu? Yani iş dünyasını bilmek isterdim daha doğrusu. Yani böyle bir görüntüler ya nedir? İşte bir hikaye anlatıyor işte onu söyleyeceğim. Bu hikayede benim gibi beni çok farklı şekilde etkiliyor. Yani bir hikaye anlatıyor gibi geliyor bana. Hani bu Ernest Hemingway'in dünyanın en kısa hikayesi vardı hikayesi yani bana bir hikaye anlatabilir misin ama içinde çok şey söylenecek şeyler olsun diye bir hikaye istemişler de Ernest Hemingway de tek bir 6 kelimeden oluşan bir hikaye yazmış. Satılık çocuk bebek ayakkabısı hiç giyilmemiş demiş yani böyle bir hikaye var yani hiç giyilmemiş deyince şimdi hikaye başlıyor zaten yani niye giyilmedi düşük mü yapıldı çocuk ölümü doğdu yoksa falan gibi başlıyor hikaye. İşte ben bu tür şeylerde yani fotoğraf teknik olarak falan tamam yani bilmiyorum. Yani o bir bakış açısıdır. Yani ben o bakış açısı bende yok ne yazık ki. Mesela o ustaların hepsinde var. Erhan Bey'de var mesela. Veysel Hocam'da var. Gökhan Hocam'da görüyorum. Hani böyle bir detay çekiyorlar Ömer Hocam'dan. Ya ben belki 50 kere geçiyorum oradan. Aynı detayı göremiyorum yani. Ama o gözler görüyor. O da farkı yaratıyor zaten. Bu New Orleans'tan bir fotoğraf. Oradaki pankartta işsiz zigolo yazıyormuş. Fakat müzik yapıyordu kendi kendine. Yani, dinleyen de vardı. İşte 3-5 kuruşta para kazanmanın peşindeydi ama oraya işsiz zigolo yazıp arkasından da böyle müzik yapmaya çalışması. Duvarla falan da olunca sanıyorum bu böyle bir hayatı tercih etmişti. Fena da çalmıyordu aslında. Yani ben müzikten çok fazla anlamıyorum ama fakat mutluydu adam yani o mutluluğu da beni yani helal olsun dedim yani böyle bir yaşamın içinde mutlu olabiliyorsa bu Memphis ben bu fotoğrafı çektikten sonra orada bir fotoğraf çekildiğinin farkına vardım aslında benim orada amacım şeyi çekmekti duvar resmini çekmekti çünkü o şeyi tanıtan Memphis'i tanıtan değişik objeler var. I am a man diye yani o Martin Luther King'in ünlü yürüyüşünde insanların elinde olan pankarttaki yazan bir I am a man. Ben de bir insanım der gibi bir ifade. Beale Street Memphis'in en ünlü eğlence merkezi, caz merkezi, soul müziğin ünlü merkezi. Blues'un merkezi. Ben orada fotoğraf çekildiğini daha sonra baktıktan sonra anladım. Yani ilk çektiğimde farkına varmadım. O alanda kendi anlamında ilginç gelmişti.
Fotoğraf ilginç. Şey yani duvar resmi çok ilginçti. Bu Mikanos adasında yaşlı bir karı koca evin önünde gelene geçene bakıyorlar. Yani böyle gelmiş geçirmişler. Kendi kendine sohbet ediyorlar. İşte daha sonra hanımefendi bir iki su veya başka bir şey vardı. Onu getirdi. İçiler. Hani orada ben iki saat falan gezdim. İki saat boyunca orada oturdular. Eğlenceli bir mekandı. Önden gelen geçen de bayağı kalabalıktı. Bu 2016'daki Enduro yarışmalarında bir kaza olmuştu. Motor yarışmalarında Esenköy pistinde. O kazadan sonra hemen insanların telaşı, o gazeteci Erdoğan'ın işte iyi fotoğraf çekme çabası, diğer insanların yardımcı olma çabası gibi bu hareket iyiydi. Burada yine bu Varanasi'den Yeni Delhi'ye doğru giderken, ya yani Jaipur'a doğru giderken ki bir ne hasat ettiklerini bilmiyorum yalnız. Hasat ettiği şeylerin, bitkinin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat olunca kras tarlanın ortasında rengarenk iki kadının bir şeyler yapma çabasında yani bana bir tezat oluşturdu, karşıtlık oluşturdu ve ilginç geldi. Hindistan'ın bir başka yüzü bu aslında. Bu da işte kadınların Hindistan'daki işte bir bahçıvan kadın ya da bahçeye bakım yapan bir kadın. Fakat işte giyilen renkli elbiseler son derece can alıcı, yani göz alıcı renkler. Çok da şikayette görünmüyorlar. Yani süsünü ihmal etmiyor. Halatını takıyor. Burunda bazen hızmada oluyor. Ve öyle kaç köş olayı falan da yok. Burası New Orleans. Bir emeklilerin kurduğu bir jazz band takımı bu. Kendi şehirlerinde. New Orleans Amerika'nın çok farklı bir şehri. İnanılmaz şekilde farklı. Fransız etkisinin son derece hakim olduğu bir şehir. Ve Katrina kasırgası oldu 2005'te biliyorsunuz. İnanılmaz derece 2 metre yakın suyun yükseldiğini düşünürseniz buralara kadar. Şehir daha yeni yeni kendine gelmeye çalışıyor. Ve caz ve New Orleans cazı var zaten. Apayrı bir caz. Mardi Gras diye bir çok ünlü bir festivalleri var. Fakat insanlar çalmayı ve müzik yapmayı çok seviyor. Ve müzikleri de son derece bir New Orleans cazı dediğimiz bir müzik. Sabah akşam orada eğlenmeye bakıyorlar. Burası Üsküp İsa Bey Camii'nin dış bölümü. İnsanlar namazlarını kıldıktan sonra oradaki Türkler ya da Müslümanlar bir camiyi sohbet yeri haline getiriyorlar. Ve tabii orada biraz dışlanmış durumdalar. Onu hemen söyleyelim. İstanbul, Türkiye onlar için son derece büyük bir güvence aslında ve bunu da önemsiyorlar. Ve Türkiye'de bu her olay onları son derece yakından takip etmeye çalışıyorlar. Ki Üsküp aynı zamanda bu caminin şeyinde de Yahya Kemal Beyatlı'nın annesinin mezarı da var. Yahya Kemal Beyatlı zaten buralı. Üsküplü. Bir zamanların Osmanlı toprakları olan yerler. Burası Moskova'da heykel bahçesi dediğimiz bir yerde bu totaliter rejim kurbanları bir heykel aslında. Çubarov yapmış. Çubarov diyor bir sanatçı yapmış. Totaliter rejim kurbanları diye bir şey tablosu heykel çalışması. Bunu yakın planda değişik insan başlarının bir kafede altında ya da parmaklar arkasında görüyorsunuz ki bu son derece bana çok değişik geldi nedense. İfadeler hepsi birbirine hiç benzemiyor. Ve birbirine girmiş durumdalar. Farklı geldi. Hani bir paylaşmak istedim. Burada da yine burası yine Moskova ve Arbat Sokağı dediğimiz. Bunun İzmir'deki Sevgi Yolu gibi bir sanat sokağı burası. Fakat insanlar onca sanatsal ortamını bir tarafta müzik yapılıyor, bir tarafta bir ressamlar resim takım resimler çiziyor, bir tarafta tiyatro yapılıyor, pandemimler yapılıyor ama insanlar telefonlarıyla oynuyorlar yani çoğunlukla. Ve de bu adamın arkasında altındaki kırmızı ayakkabı da çok dikkatimi çekti. Mesela Türkiye'de böyle bir giyim tarzı göremiyorsunuz. Ya da ilginç geldi. Mesela Moskova'ya ne zaman gittiniz hocam? 2016'da gittim hocam. 2016'da gittim. 15'e gittim mesela.
O zaman bir Moskova sunumu alırız ayrıyeten. Valla değişik. Orada zaten ben iki yere gittim hocam. Bir Saint Petersburg ve bir de Moskova'ya gidildi işte. O klasik yerleri gezildi aslında. Burası metronun içi. Moskova'nın metrosu biliyorsunuz çok ünlüdür. İnanılmaz derecede hakikaten o ününü hak ediyor aslında. Ve benim ilgimi çeken mesela sol taraftaki Genç Delikanlı aslında bir inşaat demirci ustası büyük ihtimalle ya da orada çalışan bir insan. Çünkü elindeki makas inşaat demir kesme makası. Fakat yan yana oturup tutup telefonlara yanında oynayabiliyorlar. Ben bunlardan hiç böyle hani ya kendini göstermekten çekinme gibi bir durumda söz konusu değil. Ve ben aslında Moskova'yı biraz daha karamsar, biraz daha kasvetli bulacağımı düşünmüştüm ama hiç öyle bulmadım zaten. Ve insanlar ülkelerini seviyorlar. Yani onca yeşili görünce, onca bakımı görünce ve yapılan tarihe yapılan saygıyı görünce insanlar yani biz ülkemizi çok kötü fena harcıyoruz yani. İnanılmaz şekilde talan ediyoruz yani. Ve kendi adıma da üzgünüm o anlamda. Bu ülkeye, bu ülkenin insanları sevdiğini söyler ama hava. Burası Chicago. Victoria Gölü'nün gölün kıyısı. Burada ben de sol taraftaki maç yok. Onu çekeceğim derken bir baktım sağ tarafta biraz insanlar birisi sanıyorum sızmıştı. Biraz alkolik tipler bunlar. Değişik bir fotoğraf oldu benim için. Yağmurlu bir gün sonrasıydı. Kuşça sanki bir şey yapacakmış gibi bekliyordu. Burası Minneapolis Üniversitesi. Kızımın doktora eğitimini aldığı bir yer. Ya, bu fotoğraf işte oradan 50 bin kişilik falan bir üniversite. Şeyin yani ama dünya üniversiteler sıralamasında ilk 30-32'ye falan giren bir üniversite. Oradaki üniversiteli gençler. Burası bizim Bayaköy ünlü. Orada bu kış sabah namazdan önce gitmiştik. Sinan hocam falan da vardı. Bülent hocam da vardı. Oradan bir sisli bir Bayaköy manzarası. Bana çok sanki bir rüya ülkesi gibi geldi de. Yani öyle bir sanki bir masal adı anlatan bir köy havası var bence. O anlamda da çok hoşuma gitmişti. Burası Memphis. Bir sokak festivali vardı. İnsanlar eğleniyordu ama bu iki görevli arkadaş çok fazla mutlu görünüyorlardı. Yani hem o mutsuzlukları, arkada I love you derken böyle bir zıttıklar şehri görüntüsü oldu. Biraz netlik problemi var. Onu biliyorum. Fakat renklerde zıttıklar değişikti yani bir mahalle festivali olarak. Ha, mahalle festivali oldu da tabii yan tarafta bir bira fabrikası var. O birayı dağıtıyor. Değişik küçük objeler, el işleri falan satılıyor. Taş yapımı, kolyeler, şunlar bunlar falan satılıyor. Ama insanlar oturup bir hanede ya da bir şeylerde oturup soğuk muhabbet etmeyi bahane arıyorlar aslında. Bu yine Memphis Downtown dediğimiz bir bölgede izin alarak çektiğim bir fotoğraf bu. Ufaklıkla son derece şirin şeyler, anne işte ve giyilen kıyafetler falan değişikti. Ondan sonra burası Marrakeş Cemal Fena Meydanı, yokuş meydanı anlamlarını bilen, dünya koruma listesinde de olan, UNESCO'nun listesinde olan bir meydan burası. Burada hayat akşam hava kararttıktan sonra başlıyor. Gecenin ortasına kadar da devam ediyor. Aklınıza gelebilecek her türlü etkinlik yapılıyor efendim. Tiyatro, müzik, mesela takma dişler, ölenlerden alınan dişler satılabiliyor, gözlükler satılabiliyor, yılan oynatıcıları, maymun oynatıcıları, her türlü yiyecek, içecek. Tabii Fas'a özgü, Marrakeş'e özgü bir meydan. Çok büyük bir alan. Ben bunu üstten çekmiştim, bir kafe vardı, onun üstüne çekebilmiştim. Onunla küçük bir bölüm aldım ama son derece hareketli. Sabah kadar müziğin yapıldığı bir meydan burası. Yılan oynatıcıları ilginç. Maymun oynatıcıları ilginç. Dolar üzerinize yılanı koyuyorlar mesela. Tabii her şeyde para için yani 3-5 kuruş para kazanabilir miyiz? Burası San Francisco ve arkada Alcatraz görünüyor. Alcatraz Hapishanesi ünlü. Alcatraz Hapishanesi görünüyor. İşte bu 3 tane Efe Martı çok ilginç geldi bana. Son derece yürüyüşleri çok flambeyceydi. Böyle buraların ağaları biziz falan gibi bir yürüyüş tarzları vardı. Hani değişik geldi. Ve Alcatraz olmazsa tabii fotoğraf yani ünlü bir yer olduğu için de çekmek
çektim. Burası Santorini dağısı. Gençlerin kendi halinde. Hani bir minimalist diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani işte sonra hiçbir şey yok gibi görünüyor. Bir leke şey gibi ortada gençlerin konuşmaları yani sohbetler falan ilginç geldi bana. O yönden de çektim. Burası Washington Beyaz Saray'ın hemen karşısındaki bir adres. Bu adam Gazi ve var olan bütün hükümetlere karşı. Çünkü orada her şeyde işte barış istediğini ama özgürlük içinde barış istediğini, diktatörlük oyunuyla bir barış istemediğini falan da belirten yazıları var, şeyler var. Nükleere karşı. Değişikti yani. Kendi başına ve her gün de oradaymış. Yıllarca, aylarca her gün yağış istemeden o panoları açıyor efendim. Sabah akşam ve kimse de Bayağı Sarayı'nda karşı olmasına rağmen kimse de kızını çıkarmıyor. Bir şey seslenmiyor. Burası ikinci şey, Vietnam Savaşı'nın anısına yapılmış bir anıt. Ve duvarda Vietnam'da ölen askerlerin isimleri yazılı. Ve bu yansımayla da beraber ben sanki değişik bir ilginç geldi bana. Orada yazılı, o tabloda yazılanların hepsi Vietnam'da canlarını veren Amerikalı askerleri. Vietnam anıtı. Tabii kimse sormuyor Vietnam'da ne işiniz vardı falan diye. Tabii onlar apayrı bir konu. Şimdi bu da Memphis'ten ünlü Halloween, yani Cadılar Bayramı ile ilgili bir görüntü. Cadılar Bayramı aslında biraz dinler üstü bir kutlama. Herkes paraya kıyıp 31 Ekim günü, 31 Ekim günü evlen ve öncesinde evlerini bu tür evlerin önünü bu tür şey, korkutucu mezar taşlarıyla, iskeletlerle, bu tür vampirlerle, zombilerle süslüyor efendim, hayaletlerle falan. Aslında yazın bitimini ve hasat sonu eğlenceleri diye biliniyor. Her Hristiyanlıkla veya Musevilikle veya İslamlıkla alakası yok. Bu Kelt kültüründe bu 31 Ekim'den sonra, yaz sonu hasadından sonra ölülerin geleceği düşünülüyor. Onları korkutabilmek, gelmelerini önleyebilmek için de böyle bu tür etkinlikler yapılıyor imiş. Yani korkutucu etkinlikler. Yani kötü ruhları uzaklaştırma amacı var. Dinlerüstü bir anlayış. Amerika'nın dışında çok fazla alıcısı yok herhalde. Ama Amerika'da son derece yoğun olarak katılıyor özellikle çocuklar. Mesela evlerin önlerine ev sahipleri yine böyle hayalet kıyafetleri ve iskelet kıyafetleriyle, korkutucu kıyafetlerle oturuyorlar. Gelen çocuklara bizim şeker dağıtıyorlar. Yani değişik ikramlarda bulunuyorlar. Ve bayağı da katılım oluyor. 31 Ekim günü. Bu Prag yani bu iki sene büyük ihtimalle evsiz, büyük ihtimalle de alkolik olan bu iki arkadaşın biri teselli ediyor, öbürü ne yapacağız der gibi düşünüyor ve bir kitapçının önündeler ve hayatı kaymış insanlar gibiydi. Çünkü çok kötü kokuyorlardı. Epey de yıkanmadıkları da belliydi zaten içlerinden başlarından ama yüz ifadesi o umutsuzluk, öbürünün teselli etmede çaresiz kalışı gibi duyguları yansıtan bir fotoğraf olduğu için paylaştım. Bu da yine New Orleans'da bir dizi çekimi vardı. Tesadüfen bunlar da figüranlar efendim. Bir mola anında. Film Türkiye'de oynamıyor herhalde ama da böyle dizi film. Komediye yönelik bir dizi filmmiş. Bu da bir renk olsun diye kattım araya. Bu Memphis yine yan taraf Mississippi Nehri ve bir kızımın evine de çok yakın bir bölge burası. Sabahın altısına doğru falan çıktım bu sisle. O fotoğraf çekildi ama Mississippi Nehri çok büyük bir nehir. Kanada'nın kuzeyinden doğup, Amerika'nın kuzeyinden doğup Meksika körfezine doğru dökülüyor. Amerika'ya baştan başa da kat ediyor. Çok büyük bir nehir. Bu da yine Moskar sokağında bir sokak ressamının fotoğrafıydı. Fotoğrafı. Yani değişik insanların fotoğrafını yapmış ama kendisi telefonla oynuyor idi ve son derece yetenekli yani. Orayı karikatür olarak çizmiyor bu arkadaş. Bayağı ciddi anlamda uğraşıyor. 2-3 saat kadar da uğraşıyor.
ve sizi karşınıza alıp çiziyor. Yani öyle fotoğrafınızı alıp falan çizmiyor. Sanırım bu da belli bir yeteneği gerektirir büyük ihtimalle. Ama şey Arpa Sokağı'nda yani o Kültür ve Sanat Sokağı'nda ömür tüketiyor. Bu Memphis'te işte bir çalışma var. Bu Memphis eskiden 18-19. Yüzyıllarda bir tarım şehri aslında. Pamuk tarımı son derece gelişmiş bir yer Memphis ve ovası. Ve bu B.B. King'in ünlü Elvis Presley'in Justin Timberlake'inden doğum yeridir. Aretha Franklin'in doğum yeridir. Burası da bu eski mekanların olduğu gibi koruyup duvarlarında ünlü sanatçılarla resim yapmalarını istiyorlar. O da o çalışmaların ilklerinden bir tanesi. Tesadüfen denk geldik. Yani böyle bir denk gelme oldu. Bir duvarın üzerine böyle bu fotoğrafı çekmiş ama ben çok hoşuma gitti. Yani böyle o salaş bir yapının bir anda daha ve çok da fazla restorasyon yapılmamış farkındaysanız. Hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. Şimdilik benim anlatabileceklerim bunlar. Bir yarışma için ben sunumu yapan arkadaşımız yapmak istiyor ama ben o konuda ters ışık konulu şeyde yani kendimi yetkin göremedim için açıkçası. Hani bu fotoğraf iyidir, bu daha iyidir falan diyebilmeyi diyecek yetkinlikte bulamadım kendimi özür dileyerek. Ben Fehmi Bey ile konuştum, Fehmi Hocam'la görüştüm ve Veysel Hocam'la görüştüm. Sağ olsunlar benden bu yükü aldılar inanılmaz şekilde. Sanıyorum sonra kadar onlar açıklayacaklardır. Ben herkese teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Fotoğraflar harika, pırıl pırıl. Yani ben ağzım açık seyrettim. Kutluyorum sizi. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teveccühünüz. Zor bir zamanda geldi ama bu sene özel üniversitede yazmak istedim. Mark abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz görülüyor muyuz ya? Şu anda ben merak ediyorum. Şu anda görünüyorsun abi. Çok farkında değilim ama ya şimdi... Çok geç katıldık arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Çünkü yaz ayı malum gelenler gidenler oluyor, konuklarımız oluyor. Şimdi ben şunu isteyeceğim ama böyle söylemeye de azıcık böyle çekiniyorum. Şimdi Halis arkadaşımız müthiş araştırmacı bir kimliği var. Araştırmacı ve çok güzel bilgilerle bize çektiği fotoğrafları harikulade bir şekilde anlatıyor. Çok güzel. Şimdi şeyde Fehmi abi de öyle. Fehmi Hanoğlu şu anda... Kayıt şeyde bizde izleyenler arasında mı ya da bilmiyorum. Şimdi böyle çok önemli insanlar var aramızda. Ve öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken birçok şey var. Çünkü dünya değişiyor, kültür değişiyor. Şimdi bu arkadaşlarımız böyle bize bu konularda da bir ufuk yaratabilirler mi acaba? Yani onun konuşmalarından benim bunu istiyorum. Çünkü yok böyle bir şey. Yani fotoğrafçılar... Genelde benim çevremdekilerden yola çıkarak söylüyorum bunu. Çekiyor ve tüketiyor. Halbuki Halis arkadaşımız harikulade böyle açılımlar yapıyor. Yani bir sürü şey öğrendik şimdi şu kısa bir sunumunda. Böyle bir istek olması acaba fazla mı gelir? Ne dersin Halis? Ben yaparım hocam. Ben siz bana yol gösterirseniz yani ben fotoğraflarım konusunda iki bilgi verebilirim hocam. Yani ben çektiğim fotoğraflarım işte kendine göre güvesinden hallice. Tamam eyvallah. Ben araştırmayı şöyle seviyorum. Ben mesela ya Henry Moore'dan etkilenmiştir diyorum mesela. Ben şunu seviyorum. Henry Moore kimdir diye bir soru geliyor aklıma. Benim bunu izleyicilere yansıtmam da gerekiyor. Onun en azından Henry Moore'un kim olduğunu ya da atıyorum şu anda isim aklıma geliyor diye söyledim. Yani ben her zaman hazırım hocam onu söyleyeyim. Yani ben araştırmayı da severim. Yani yeter ki dinleyen olsun. Ne güzel. Şimdi biliyorsun Uğur Mumcu ile ilgili ödüller veriliyor. Ödülün başta da şu. Araştırmacı gazetecilik ödülü. Evet, evet. Yani bu araştırma olayı çok önemli. Araştırma bölümü. Fotoğrafta evet. Da birazcık öyle olmadı galiba. Çünkü hani dediğimiz gibi çok böyle bireysel ya insanlar fotoğraf çekiyor işte yok ediyor gidiyor. Halbuki evet. Fotoğraf aracılığıyla bizim böyle dünyayı tanıma şansımız var. Dünyayı, doğayı, olayları, evet. Hayatı. Siz de çok güzel aracılık yapıyorsunuz bu konuda. Ben çok bu konuda şanslı hissediyorum kendimi böyle değerli arkadaşlara sahip olduğum için. Ve tüm bu organizasyon için de ayrıca Fevsat Ekim'e teşekkür ediyorum.
Ne güzel bizi aydınlatıyorsunuz bu kısa süre içerisinde de olsa. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Faruk Hocam bunu sizden duymak bizi onurlandırır. Ama bu arada ben böyle şey tam bazı konularda bir takım ricalarım olacak. Mesela sağ olsun Fatih arkadaşımız Yıldız fotoğrafçılığında çok güzel bizi bilgilendirdi. Fehmi abimiz işte dünyanın en güzel, en önemli izler bırakan fotoğraflar konusunda. Veysel Genç'ten zaten bir hazine, yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bunun farkındayız. Halis arkadaşımız da öyle. Yani hepsi cevher. Şimdi bize düşen bu arkadaşlarımızı daha çok ortaya çıkarmaya yönelik motivasyonları gerçekleştirmek belki de. Eyvallah. Çok konuşmadım değil mi? Yok abi, ne demek ki? Yani ben bana şu konuda bir şeyler yaparsan araştırma olan derseniz ben yaparım hocam. Yani o zaman bir sipariş verebilir miyim? Mesela hocam. Şimdi biz fotoğrafa böyle ilk başladığımız zamanlarda böyle Japon makinalar çok revaçtaydı. Nikon, Canon falan gibi. Hala da çok fark yok. Ama makinaların çok önemli olmadığını biz Rus fotoğrafçılarından öğrendik. Rus fotoğraf ekolü diye bir ekol var. Evet. Öyle bir işler yaparlardı ki siyah beyaz ağzımızın suyu akardı. Bunu neyle yapıyorlardı? Zenit makinalarla. Zenit. Veysel'i biliriz. Zenit. İşte Praktika. Ne bileyim çanta grandizörler falan beraber karanlık oda yaptığımız zamanlar. Şimdi mesela bizim yönümüz hep batıya dönük. Şimdi Halis arkadaşımız acaba bize Asya'da fotoğraf nedir diye bir çalışma, bir araştırma yapar mı? Asya'da fotoğraf mı? Yani bir Çin, Hindistan, Kore, bu bölgelerde Asya'da fotoğraf nedir? Yani fotoğrafı hep batı referansını biz birazcık bırakıp da biraz Asya'ya baksak acaba neler çıkar, nelerle karşılaşırız? Ne dersin Halis arkadaş? Hazırlarım hocam, yapabildim, yaparım yani. Ben yani şöyle de yapabilirim yani ben İngilizce falan bilmiyorum ama kızım aracılığıyla ben İngilizce kaynaklara da inebilme şansına sahip olabilirim. Yani yaparım hocam, ben bir bakarım, size danışırım. Siz beni düzeltirsiniz, fazlasını atarsınız. Boşluk varsa o dersini şurayı da bir dolduralım biraz daha dersiniz. Onca sonucuma. Yani ben fotoğraf konusunda iddialı olurum ama araştırmaya elimden geleni yaparım hocam ben o anlamda. Evet. Çok seviniriz çünkü bu konu bize biraz uzak. Yani bir Rus fotoğrafı bugün nedir? Bir Çin fotoğrafı, Hindistan'da fotoğraf nedir? Sanat fotoğrafı ya da ülkenin gündemindeki fotoğraf dünyası nedir? Bunları öğrenmek bizim için önemli. Demin dediğim gibi hep bu tarafa bakıyoruz yani. Batıya doğru bakıyoruz. Doğuya bakalım arkadaşlar. Doğu sanatı nedir? Birazcık onu araştıralım. Ne olur yani. Bu önemli. Uzağız yani. Aslında bizim ışık doğudan gelir sonuçta. Hem sanat hem kültür hem kökenlerimiz bu taraf. Burada ne var? Hocam doğuyu bilinmiyor. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim. Mesela bizim Türk tarihini bir incelerseniz biz şu anda yaşadığımız coğrafyada bir Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti falan diye gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yani bu da 3 aşağı 5 yukarı 1000 yıllık bir tarihten söz ediyoruz şu anda. Fakat Hindistan'a gittiğiniz zaman ya da o Pakistan, Bangladeş, Hindistan coğrafyasına gittiğiniz zaman o zaman işte biz tamam Taç Mahal'i falan da biliyoruz da o Taç Mahal'i yaptıran insanlar, oradaki kurulan imparatorlukları ki çoğu da Müslüman, Kutup Minar falan filan dediğimiz bölgedeki Müslüman devletlerin çoğunu tanımıyoruz bile. Mesela orada mesela adam dört dini birleştirmeye çalışmış. İlahi bir din oluşturmaya falan da çalıştırmış. Cihan Şah diye bir vatandaş. Gibi yani bu çok farklı bir coğrafya orası. Fotoğraflarda mutlaka farklıdır hocam. Onu eminim yani. Evet. Şimdi biz ara ara o bölgeye gidip çekimler yapıyoruz. Gittiğimiz zaman da böyle bizim gibi fotoğrafçı kadrolarla karşılaşıyoruz bu bölgede. Bu işi yapan, yani yörenin. En son, şimdi tam hatırlamıyorum, ya Myanmar'dı ya evet. Tayland'dı. Bir fotoğraf galerisinde birisinin sergisi vardı. Kendi bölgelerini o kadar güzel fotoğraflamışlar ki. Ya böyle hep böyle içimden geçiyor. İşte biz onları buraya davet edelim, Türkiye'ye. Onlar bizi oraya, bunun karşısında oraya alsınlar. Böyle fotoğrafça ve fotoğrafçılarla birlikte ülkeye nüfuz edelim. İlginç bir şey olabilir. Yani belki bu da Fevsad'ın ileride bir Ar-Ge çalışması olabilir. Böyle bir birlikte ortak işler yapmaya yönelik. Ya bunlar da belki bilmiyorum tabii işin içinde iş çıkarıyoruz şimdi ama belki sevgili Halis arkadaşımız
bu işe de bulaşır. Bilmiyorum. Çok keyifli olur ziyadesiyle. Mutlu oluruz. Hocam bir karıştıracağız artık. Ne çıkarsa bahtımıza deriz. Önümüze koyarız artık. Tadına tuzuna bakalım. Yani şimdi Halis Hocam bakayım. Mesela Tacikistan'a gitsek hep beraber. Tacikistan. Evet. Var mı abi Tacikistan'la ilgili birimizin bir bildiği var mı Allah aşkına? Bir fotoğrafını biliyor muyuz? Halbuki ortak kök kültürler, ortak yani bir sürü geçmişte kesişiyoruz bir sürü şey. Ama ne kimde ne var, kim ne biliyor? Ya bırakalım bu tarafı, şu batı tarafını, oralarda neler yapabiliriz birlikte? Hem fotoğraflarını görüp izlemek hem de oralara gidip belki fotoğraf çekmek. Daha ekonomik, daha içeriye yönelik. Bunun gibi hani Moğolistan çünkü popüler bir ülke. Çoğu insan gidiyor. Oradan böyle klişeler alıyor geliyor. Ama aralarda bizim bağlarımız olduğu pek çok ülke var. Bunlar da yapılabilir. Mevlana gelmiş hocam Tacikistan'dan. Evet. Kim? Mevlana. Mevlana geldi. Nereden gelmiş? Tacikistan. Evet. Biliyorsun değil mi? Nasreddin Hoca'ya onlar Nasreddin Efendi diyorlar. Özbekistan'da Türkmenistan'da. Hatırlar mısın Çavuş? Hani Çin'e gittiğimiz zaman bir sürü şey yaşadık biliyorsun. Evet. Ya bunun gibi. Evet benim hem Fevzat'tan hem de Halis arkadaşım gibi araştırmacılık yönü olan arkadaşlarımızdan böyle bir beklentim. Bakarız hocam. Ben bir kurcalarız bir. Evet. Teşekkürler Faruk Hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Yaşar Hocam, sanıyorum ters ışıkla ilgili yarışma sonucu açıklanacak mı bugün? Evet. Şimdi ben o zaman şöyle diyeyim arkadaşlar. Öncelikle bu yarışmaya katılan bütün dünya arkadaşlarıma teşekkür ederim yani. Katılım çok önemli. Şimdi görev bana verildi. Ben de baktım fotoğraflara. Elimden geldiğince haklarında bir şeyler söyleyeceğim. Sonra da birinci, ikinci, üçüncü. Burada açıklayacağım şimdi. Şimdi isterseniz önce screen share deyip şuradan fotoğraflara başlayalım. Bu screen geliyor değil mi herkese herhalde? Evet. Şimdi bu model arkadaşlar biraz yapmacık durmuş burada yani. Modeli söylemeye gerek yok değil mi ki? Herkes tanıyor herhalde. Benim abartılı bir bira içiş yapıyorum orada yani. Model işte şişe boş, bana bacağını aç, kolunun arası açık olsun falan gibi şeyler söylendi. Aslında güzel bir fotoğraf, başarılı bir fotoğraf yani. Hani ters ışığı anlatan bir fotoğraf. Bir arkadaşımızın birisi buna hani ters ışık mı yoksa bu bir süliyet mi diye bir itiraza bulunmuş. Zaten süliyet de ters ışıkta çekilen bir şey arkadaşlar yani. Hani süliyet fotoğrafı çekmek isterseniz. Biz de fotoğrafçılık dersinde anlattığımız şey ters ışıkta durmasını söyleriz modele yani. Süliyet çıkmasını istiyoruz. Işığı öne aldığınızda maalesef onlar süliyet oluyor ve ters ışık oluyor. Güzel bir fotoğraf ama yarışma kapsamı dışı arkadaşlar bu fotoğraf. Bu fotoğraf gene güzel bir ters ışık çalışması. Nasıl anlıyoruz arkadaşlar ters ışık olduğunu? Eğer önden ışık alsaydı öndeki cephelerin hepsinin aydınlık bize bakıyor olması gerekirdi. Fakat gördüğünüz gibi önde ciddi bir gölge var, arkada bir ışık kaynağı var. Dolayısıyla bir ters fotoğraf çalışması yine. Sanıyorum Vietnam yakınlarında bir yer herhalde yani. Güzel bir fotoğraf ama. Bu da yarışma dışı arkadaşlar gene. Gene ayrı bir ters ışık çalışması arkadaşlar. Neden ters ışık? Işık kaynağı arkada, modelin arkasında duruyor arkadaşlar yani. Bu yüzden güzel bir ters ışık çalışması. Bu da gene yarışma dışı işlerden bir tanesi arkadaşlar. Çok güzel bir makro çalışması ters ışıkta. Çiçeğin cinsel organları gölge süliyet olarak düşmüş arkadaşlar çiçeğin içine. Ayrı bir hava katmış bence. Estetik ve hoş bir fotoğraf. Ama yine bir ters ışık çalışması. Aynı şekilde sörfçü bir arkadaş. Gördüğünüz gibi hani sörfün brandası şeffaf olduğu için renkler ortaya çıkmış, kırmızısı, mavisi. Fakat insan tamamıyla siyahta kalmış arkadaşlar. Çünkü insan ışık geçirmediği için önü karanlıkta kalmış maalesef yani. Ama gene bir ters ışık, başarılı bir ters ışık çalışması. Sanıyorum Kapadokya.
Evet yani ışık artık hiç kalmamış burada arkadaşlar. Tersliği falan biraz daha yandan geliyor gibi aslında, çaprazdan geliyor gibi ama güzel bir fotoğraf olmuş. Değişik varyasyonlarına bakmak gerek. Belki iki balon birbirini kesmiş, kalbe benzemiş, ayrı bir efekt katmış. Belki ayrı olsa daha başka bir şey olur. Fakat üzerinde çalışılması gereken bir fotoğraf. Ama tabii ki yani gene ters ışık. Evet, bu biraz küçük göndermiş bunu gönderen arkadaşım. Bu da güzel bir fotoğraf. Fakat yani burada şuna dikkat etmek gerek arkadaşlar. Yani bence burada diyaframı açsa, enstantaneyi yükseltse arkadaki bulut ve mavilik tamamıyla soft bir mekan meydana getirecek. Şimdi bulut olduğunda insan gözü bir yandan buluta bakıyor, bir yandan oradaki buğday mıdır artık şeyin detaylarına bakıyor. Yani eğer burada kısık diyafram yerine açık diyafram çalışılsa gökyüzü tamamıyla flu'ya gidecekti. Oradaki obje de direkt öne çıkacaktı. Bence daha seçkin bir fotoğraf haline gelecekti. Ama bir ters ışık çalışması yine. Evet, bu yine güzel bir ters ışık. Nasıl anlıyoruz? Adamın bacaklarının arasında ters ışık bitiyor. Yani güzel fotoğraf fakat burada eleştireceğim şey objeler keşke birbirinden ayrılsaydı. Yani oradaki iki adamın yan yana duruşu, birinin bacağı bir masanın altına mı gidiyor? Veya birinin kucağında bir tane tripod mu var? Elinde fotoğrafla fotoğraf mı çekiyor? Yani biraz konu karmaşıklığı var arkadaşlar burada yani. Fakat bir ters ışık çalışması. Fakat konu birbirine girmiş durumda. Yani biraz karışmış durumda. Ters ışık mı? Evet. Fakat ön tarafa o kadar bir aydınlatma verilmiş ki bir şekilde. Yani Photoshop mudur artık ya da bir de bir camın arkasından çekilmiş gibi arkadaşlar. Lens flare etkisi var. Yani üstte güneş var. Ayrıca altta güneşin bir yansısı düşmüş. Objektife de düşmüş olabilir bu. Bilemiyorum şimdi bir pencere gibi bir şeyden çektiyse ona da düşmüş olabilir. Fakat çok karışık bir fotoğraf. Yani yanda bir palmiyeler var. Öbür taraftan bir merdiven gibi bir şey var. Oyuncak mıdır ne olduğu belli değil. Sol tarafta bir direk çıkıyor. Direğin nereye gittiği belli değil. Yani ters ışık fotoğraf. Evet ama karışık yani. Anlatımı yok fotoğrafın yani. Bir şey anlatmamış. Yine bir ters ışık arkadaşlar. Güneş ekranın sol köşesinde duruyor. Bu durumlarda arkadaşlar genellikle parasol kullanılması önerilir. Yani çünkü güneşten gelen rahatsız edici lens flare dediğimiz etkileri giderici etkileri vardır parasolaylerin. Fakat burada parasolayı taksa bile gider miydi bilmiyorum. Yani şimdi istenmeyen bir etki olmuş bence. Yani bir yandan korona gibi bir etki vermiş ışıklar aşağıya doğru. Fakat tamamıyla orayı flu bir hale getirmiş. Sanki suyun altından çekilmiş gibi. Bir yandan da ana konu ağaç. Ağacın üzerine de lens flare'lar düşmüş. Sanki ağacı arkaya bırakmış gibi yani. Bu da bir ters ışık çalışması. Fakat konu çok karışık. Yani kompozisyon yeterince belirli ve açık değil. Ve bu güzel bir çalışma nispeten. Biraz ufukta eğrilik var. Ona dikkat edelim lütfen. Güzel. Bir de bu fotoğraf kiminse bilmiyorum ama lensinde bir deformasyon söz konusu arkadaşlar. Çünkü güneşten homojen bir ışık yansıması gerekirken bir tane Hazreti Ali'nin kılıcı gibi bir ışık çıkıyor arkadaşlar. Bu lenste bir deformasyon olduğunu gösterir. Yani lenste ya ciddi bir çizik var ya da lenste merceklerden birinde bir kayıklık var yani. İkinci fotoğraf da aynı arkadaşa ait. Bakın. Aynı kayıklık buradaki kuleyi aydınlatmış bu sefer. Deniz fenerini aydınlatmış. Sanıyorum aynı açıdan çekilmiş yani. Hemen hemen aynı yer gibi zaten. Fakat ikisinde de dediğim ışığı görüyorsunuz herhalde. Yanal bir ışık var. Bu bir deformasyondur arkadaşlar. Lensteki bir problemdir bu. Yani oraya işaretler gibi olmuş. Güzel olmuş ama yani şey olarak. Şekil olarak güzel olmuş. Normalde çekilebilecek bir fotoğraf değil. Lensteki deformasyon olmaz. Ters ışık. Arkadaşlar fotoğrafta şimdi beyazın ve siyahın olması gerek. Bu fotoğrafta hiç siyah yok. Yani o kadar ışığa patlamış ki artık yani. Kontrast kalmamış yani. Dolayısıyla arka arkaya giden galiba 29 Ekim hava şenliklerinden falan çekilen bir fotoğraf. Arka arkaya paraşütçüler Türk bayrağı gidiyor. Türk bayrağı. Fakat o kadar fotoğrafta kontrast az ki yani o kadar beyaza gitmiş ki onun bayrak mıdır yoksa bir flama mıdır yani ne olduğu belli olmuyor artık yani. Ama ters ışık tabii. Evet güzel bir an fotoğraf olmuş bu. Biraz panoramik gibi ya da kesilmiş alttan üstten sanırım yani. Yani güzel bir ters ışık.
Yani fakat böyle bir şey çekilecekse belki çocuklara bir şey yaptırılabilirdi. Bu an olmuş yani. Belki hani model olarak havaya atlatılsa, bir şey olsa, bir actionlar olsa belki daha güzel olurdu. Fakat an olarak yani çok ilginç değil. Sadece bir çocuğun öbür çocuğun kolunu tutması biraz ilginç geliyor bana. Fakat öndeki çocuğun öbür kolu tamamen kaybolmuş. Ortadaki çocuk bir eliyle de ağzını tutuyor galiba, bir şey yapıyor. Arkadaki çocuk yere bakıyor. Biraz yani kompozisyonla ilgili derdi var. Fakat güzel bir ters ışık. Bir de 16'ya 9 değil, 4'e 3 değil. Hangi formatta olduğunu anlamadığım bir fotoğraf yani. Evet, bu da güzel bir fotoğraf. Biraz sanki su terazisinde bir problem var gibi. Başarılı bir fotoğraf. Ben ama arkadaki elektrik tellerinin olmasını istemezdim arkadaşlar. Ya da çamaşır teli midir onu da bilmiyorum. Ama elektrik teli olma ihtimalleri çok yüksek. Yani temizlenebilirdi belki o teller falan yani. Fakat fotoğraf olarak ilginç olmuş. Güzel bir ters ışık çalışması. Modelimizin karanlığından bunu anlıyoruz zaten. Evet. Yine bir ters ışık. Fakat dediğim gibi ters ışıkta arkadaşlar iki şeyden kaybediyoruz. Ya ışığı beyaza patlatacağız. Öndeki objelerin rengi çıkacak. Fakat bu sefer de siyah detayı hiç kalmıyor arkadaşlar. Fotoğrafta siyah kalmıyor yani. Ya da karanlık çekeceğiz. Şimdi bu bir ters ışık fotoğrafı. Fakat yani karışık bir fotoğraf. Birinci su terazisi bozuk yani. Ekranın sağındaki denizin bittiği yere bakın. Solundaki bittiği yere bakın. Orada bir ciddi eğrilik var yani. Bir de fotoğrafta kontrast yok arkadaşlar yani. Diyaframı açmak zorunda kaldığı için veya yani öndeki objeler net çıkmaya çalıştığı için biraz fotoğraf açılmış. Dolayısıyla siyah kalmamış. Bir de yani modellerin yani kullanılanların belki yüzünü görsek daha iyi falan bilemiyorum yani. Sırtını dönmüş bir fotoğraf yani, öyle bakıyorum. Evet, yine bir çalış fotoğrafı galiba. Ters ışık fotoğrafı gene. Şimdi ters ışıkta arkadaşlar yani eğer modeli bu kadar belirgin ortaya çıkartmak istiyorsanız genellikle bir dolgu flaşı kullanmanızı öneririm yani. Renkler falan daha oturur, siyahlar falan daha doğru çıkar o zaman yani. Şimdi böyle zorladığımızda işte ya arkadaki spatlıyor ya öne açık çıkıyor. Burada da gene bir konu karışıklığı var arkadaşlar yani. Tedirgin, korkan bir bayan gibi öndeki giden, yani neden korkuyorsa neden tedirginse anlamadım. Arkada da kendi havasında işte elinde bir şey taşıyor, bir kız telefona bakıyor. Karışık bir fotoğraf yani. Sonuçta hani bir an fotoğrafı, bir ters ışık fotoğrafı. Fakat karışık bir fotoğraf. Sanıyorum yine hava olimpiyatlarından güzel bir fotoğraf arkadaşlar. Bunu da arkadaşlarım herhalde Instagram için yapmış, kare formatında paylaşmış bir fotoğrafı. Ben genellikle 16'ya 9 fotoğrafları seviyorum arkadaşlar. Çünkü baktığımız ekran 16'ya 9 olduğu için daha anlamsal geliyor bana. Güzel, başarılı bir ters ışık fotoğraf ama yani hiç rahatsız eden bir şey yok. Işık falan gayet yerinde oturmuş yani. Evet, bir Babadağ fotoğrafı gene. Güzel bir Babadağ fotoğrafı arkadaşlar. Ölüdeniz çok güzel açığa çıkmış. Paraşütler her şey yerinde. Bir tek öndeki ana paraşütçü, kırmızı paraşütün, majör paraşütün yani ilgi odağı olarak duruyor ekranda. Önünde olan paraşüt olmasaymış yani. Çok güzel bir fotoğraf olacakmış. Yani o biraz çizgiyi karıştırıyor, kesiyor falan yani. Fakat öbürlerinin yerleşimi falan çok güzel. Başarılı bir fotoğraf. Çekeni kutlarım yani. Evet, güzel bir ters ışık fotoğrafı gene. Güzel arkadaşlar, bu da güzel bir fotoğraf. Yani burada şimdi en öndeki sağdaki duran şahıs sanki bir tane minyatür paraşüt açmış gibi. Tabii ki öyle değil. Onun önünde bir paraşütçü var hareket halinde. O onu kesmiş sadece. Sanki onun omuzundaymış gibi duruyor. Bu yüzden biraz karışmış yani, insanın algı boyutu değişiyor biraz. Yani ben bu paraşüt bu kadar küçük mü ya da önde mi gidiyor falan karışıyor. Ama başarılı bir fotoğraf gene. Kutlarım. Evet, bir ters ışık ama ters ışıkta konu yok arkadaşlar. Hiç, sadece orada ay mıdır güneş midir belli olmayan bir tane obje doğuyor ya da batıyor. Biraz zorlama bir fotoğraf. Yakınlaştırarak görmek istemiyorum ama çok grenli de hale de gelmiş yani. Yani böyle konularda öne yakına bir tane obje koyarsak arkadaşlar fotoğrafa belki daha bir şey katabiliriz yani. Hareket, anlam. Evet, gene karışık bir fotoğraf örneği arkadaşlar. Orada tüp gaz duruyor, mangal duruyor. Yan tarafta sepetin içinde bir şeyler var. Öbür tarafta kova duruyor.
önde bir çıkıntı var, arkada bir geminin burnu ve güneş batıyor. Ya burada en güzel fotoğrafın karesi bence çıkacak yer. Mangaldan itibaren kesip, mangalı almadan, alttaki tüplere ve şeye de girmeden öbür geminin burnuyla güneşi çekmek güzel bir fotoğraf çıkartılmış bence arkadaşlar. En üstten geçen teli de ayrıca yazıyorum buraya. Evet, bu gene arkadaşlar zorlama bir fotoğraf. Çok grandi bir kere yani. O kadar rengi açılmaya çalışılmış ki bunun yani. Bir ısıl işlemden geçmiş arkadaşlar. Yani bir Photoshop işleminden geçmiş herhalde. Bu kadar açmaya gerek yok arkadaşlar. O adamı silüet görsek belki daha güzel yani. Arkadaki beyazlıkta patlayan yerde bir gemi mi gidiyor, bir denize mi bakıyor adam yani. Orayı görsek daha anlamlı bir hale gelir bence yani. Şimdi adamın nereye baktığı belli değil. Boşluğa mı bakıyor, ölüme mi bakıyor yani. Bir de herif gereksiz yere açılmış yani. Hani siyah siyah kalmamış. Adamın siyah montunun üzeri beyaz şeylerle dolu, grenlerle dolu yani. Belki hazırlayan arkadaşım bilgisayarında böyle gözükmüyordur ama yani benim burada baktığım bilgisayarda bayağı gürültü yoğun yani. Çok gürültülü bir fotoğraf arkadaşlar. Yine dediğim gibi burada keşke çocuğu silüet olarak çekse. Yani çocuğun beyaz giydiğini ilk, yani gene beyazı belli olacak da bence burada yani. Ama daha kontrastının az olması, fazla olması gerek arkadaşlar burada. Yani siyah kalmamış fotoğrafta. Fotoğrafı ölçtüğünüzde arkadaşlar siyahla beyaz derecesi 0 ile 255 arasında değişmeli. Ve bir fotoğrafta hem siyah hem beyaz varsa siyah yerlerin değeri 0'ı göstermeli, beyaz yerlerin değeri 255'i göstermeli. Şimdi bunu ben Photoshop'ta analiz etsem siyahın minimum yoğunluğu 60 çıkar arkadaşlar. Yani 0'dan 60'a kadar olan siyah dalgası burada yok hiç yani. Dolayısıyla tatsız yani kelek bir hani kelek kavun gibi, kelek karpuz gibi bir fotoğraf ortaya çıkıyor genelde. Çünkü fotoğrafta rengin bir skalası eksik kalıyor. Yani siyah skalası yok burada yani. Evet, güzel bir fotoğraf. Yani fakat ters ışık değil yani bence. Ve her yerden ışık var arkadaşlar burada yani. Soldaki, sağdaki en önde oturan çiftin yüzü bile aydınlık, pırıl pırıl. En soldaki oturan çiftin yüzü aydınlık, pırıl pırıl. Karşıdan gelen insanların yüzü aydınlık, pırıl pırıl. Sadece üstte bir tane sokak lambası var. Güçlü yanıyor galiba. O da çocuk arabasıyla öndeki gelen ikilinin gölgesinin düşmesine biraz sebep olmuş. Ama bir ters ışık fotoğrafı değil arkadaşlar bu yani. Bu her yönden gelen ışık yani. Çünkü ters ışık demek ışık kaynağının tersinde olması demek. Fakat burada her yönden ışık geldiği için bir ters ışık söz konusu değil arkadaşlar. Bunlar böyleydi arkadaşlar. Şimdi şeyi nasıl durduruyorum acaba? Evet, yapıyorum hemen. Evet. Şimdi seçimlere geliyorum arkadaşlar. Şimdi gelecek mi benimki? Şey bu açık. Duruyor. Neyse. Birinci, ikinci, üçüncüyü gösterdiğim. Anladım. Anladım. Ona buradan açacağız. Yani. Açık zaten onu diyorum. Tamam. Yok kapanmış. Ters ışık burada mı? Niye burada? Tamam. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bence başarılı bir ters ışık fotoğrafı. İşte av atan avın avı yani atıştaki hareketi, dinamizmi, ışık kaynağının tam adam tarafından kapatılması. Nerede abi? Var ya. Bir şey gelince bir şey oldu mu? Yok. O kadar bir an girdi çıktı ya. Ben duyuluyor muyum? Tamam, Mete hocam. Eyvallah. Yani bence birincisi bu arkadaşım. Kutlarım. Çekenin kim olduğunu bilmiyorum. Ellerine sağlık. Güzel bir fotoğraf. İkinci fotoğraf olarak bunu seçtim. Bu da güzel. Hem Ölüdeniz'i gösteren
hem paraşütün kalkış anındaki sarı paraşütün dinamizmini gösteren hem önde gidenin yerleşme açısından başarılı bir fotoğraf çeken arkadaşımı kutluyorum. İkinci olarak bunu seçiyorum. Üçüncü fotoğraf olarak da bunu seçtim arkadaşlar. Burada aslında eleştirilecek bir yer var ama yani çok söylemeyeyim. Yani ufuk çizgisi erigen, ufuk çizgisine falan dikkat edelim. Fakat kızın oturduğu yer, güneşin orada olması, alttaki ilginç bir kayalık, bir de çeken arkadaş bize bunun neresi olduğunu söylerse sevinirim. Üçüncü olarak da bu fotoğrafı seçtim. Bütün yarışmaya katılan ve dereceye giren arkadaşlarımın hepsini tek tek kutluyorum. İyi akşamlar dileyim arkadaşlar. Sunumdan çıkıyorum. Emre abi, bunlar belli mi isimleri? Vesil hocam çok teşekkür ederim. En son üçüncü fotoğraf benim. Kutlarım Cemalettin. Burası Ölüdeniz'de Delikli Koy diye geçiyor. Ölüdeniz'de? Evet. Hocam niye bilmiyoruz biz burayı? Delikli Koy diye geçiyor. Yer olarak da şöyle tarif edeyim ben size. Ölüdeniz'den Paralya yoluna doğru giderken evet. Kıtlak plajına gelmeden ikinci virajın oradan patika inişi var. Wow, bir de o kadar yakın. Evet, ama şöyle söyleyeyim, zaten yoldan bakıldığı zaman plaj görünmüyor. Süper. Ama patikadan yaklaşık bir 50 metre, 100 metre kadar indiğiniz zaman orada çok güzel bir plaj var ve bu görselin olduğu delik taş var. Cemalettin söz ver, götür bizi. İnşallah hocam, her zaman. Eyvallah, kutlarım, ellerine sağlık, güzel fotoğraf. Cemalettin, Kıdırak'tan önce mi dedin? Kıdırak plajının son virajdan bir önceki viraj. Anladım yerini. Zaten tebrikler Cemalettin. Çok teşekkür ediyorum. Zaten orada çöp bidonu ve elektrik direği var. Yani evet. O çöp bidonun üstünde hatta böyle güzel bir şey var, söz var. Çöp bende kanka diye yazan şeyden hemen bir öncesinde. Çöp kovasından bir öncesinde. Kutlarım size, ellerine sağlık. Tebrik ediyorum Cemal Tusu'ya. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kusura bakmayın, benim diğer bilgisayardaki mikrofon çalışmıyor. Kazananları biliyorum, ben biliyorum. Yarın Facebook sayfamızda yayınlayacağım. Üç arkadaşı da tebrikler. Ve katılımlar için çok çok teşekkürler. Katılımın devamını istiyoruz arkadaşlar. Ne olur katılın. Fehmi abi, bir şey söyleyebilir miyim? Kayıtlarda olması için bu arkadaşların isimlerini söylemek gibi bir takıcı var mı? Yok, şu anda yok da birinci... Evi tabağı yedim ama yandırı döndürü kısmı bende yok. Yasemin Aldemir galiba, ilk fotoğraf. Balık ağır. Aldemir, Ali Koyun. Bir yerden bir ses karışıyor ama. Genç olan. İhsan hocamın mikrofonu açık da ondan kaynaklanıyor. Hülya'nın sesi geliyor. Ben kapattım özür dileyerek. Tamam. Evet. İyi oldu. Tamam. Fatih Hocam duydun mu şey isimleri? Yani duymadım da bir daha tekrar edelim isterseniz. Yasemin, Ali Karacan, Cemalettin Kıyışkan. Tamamdır. Birinci, ikinci, üçüncü olur. Onları ben yarın sabah yayınlayacağım. Tamam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Arkadaşlar sorusu olan var mı acaba? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben herkese teşekkür ediyorum ilginiz için, dinlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fotoğrafsız kalmayın. Fotoğraf üretmeye devam edin. Hadi hoşçakalın. Hadi iyi yürüyüşler. Bay bay. İyi akşamlar. Cemalettin Bey, iyi yürüyüşler. Son bir şey söyleyeyim size. Ayın 15'inde Kekova'ya tekne turumuz olacak. Eğer katılmak isterseniz. Fethiye'den. Bundan mı kalkacak? Evet, Fethiye'den biz düzenliyoruz. Fethiye'den Kekova'ya kadar araçla, oradan tekneyle
Kekova koylarını dolaşacağız. En son Sivana'da mola vereceğiz. Anladım. Bir düşünelim. Yani şey olarak zaten Fevsat'ı etiketlemiştim ben şeyde. Etkinlikte. Günübirlik mi Cemalettin? Günübirlik hocam. Sabah 7 gidip akşama 10-10.30 gibi falan geliriz. Bilet ne kadar? Belli mi? 150 TL ulaşım ve tekne dahil. Öğle yemeği dahil. Süper. Tekne de zaten öğle yemeği. Süper. Ayı kaç demiştin? 15 Ağustos. 15 Ağustos. Yani fotoğraf açısından düşünürseniz, çünkü daha önce Fevsat'la bir kere gitmiştik Kekova'ya. Evet, hatırlıyorum ben. Yani düşünürseniz diye söyledim. Teşekkür ediyorum. Düşünelim Cemalettin. Çok teşekkürler bilgilendirdiğin için. Teşekkürler abi. Cümleten iyi akşamlar. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kapatıyorum toplantıyı. Hadi. Hepinizi özledim.